Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ankos Akademi webinarında sizlerle birlikteyiz. Çok değerli iki konuğum var bugün. Sayın Kels Kjørbesen, God bless you, Cambridge University Press'ten ve Sayın Mehmet Can Soyulmaz, EBSCO'dan. Mehmet Can Soyulmaz Bey bize çeviriler konusunda yardımcı olacak. Sunumu Kels Kjørbesen yapacak. Efendim bu Cambridge University Press ve Ankos arasında çok güzel bir anlaşma varıldı ve özellikle open access konusunda, açık erişim konusunda çok önemli detayları içeriyor. Onu anlayabilmek ve sizlere anlatabilmek adına böyle bir webinar planladık. Ben öncelikle sözü Sayın Mehmet Can Soyulmaz'a vermek istiyorum. Buyurun Mehmet Bey. Emre Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle herkese güzel bir gün diliyorum. EBSCO ailesi olarak bizi bu şekilde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Cambridge University Press adına da herkese selamlar iletiyorum öncelikle. Söylemek isterim. Bu toplantıyı yapma istememizin sebebi aslında uzun zamandır gelen yoğun sorular ve bunlara cevap verebilmek adına bir çalışma yapmak istedik. Bunu kendi aramızda konuştuk. Detayları aktarmadan önce şöyle bir ifadede bulunmak isterim. Bundan önce birçok kurum yayıncı paketlerine sadece dergi abonelikleri sağlayarak erişiyorlardı. Ama değişen parametreler, değişkenler sonrasında artık bu yeni modellerin de birçok ülke tarafından tercih edildiğini ve bunlarla ilerlendiği görülüyor. Biz de bu sene biliyorsunuz Cambridge World Press'in temsilciliği EBSCO firmasında. Ankos'ta çalışıyoruz. Kendileriyle görüştüğümüzde onların yayın politikası gereği böyle bir çalışma yapmak istediklerini ifade ettiler Ankos konsorsiyumuna. Biz de bunun için gerekli altyapı hazırlıklarını, görüşmeleri gerçekleştirdik. Sonrasında da birçok kişinin fayda sağlayabileceği bu anlaşma ortaya çıktı. Ben çok uzatmayacağım ama buradaki sunumun temeldeki amacı şu aslında. Yani bu toplantı yapmamızın belki de temeldeki en büyük amacı şu olacak. Kütüphanecilerimiz anlaşma kapsamında bundan yararlanan kütüphanecilerimiz veya bundan sonra bu anlaşmadan dolayı kendi kurumlarında yayın yapma süreçlerini belki de yönlendirecek olan kütüphanecilerimize çok soru geliyor. Onlar da bu süreci kolay ilerletebilmeleri adına biz bazı araçlar, bazı çözümler ürettik. Cambridge tarafında özellikle yeni bazı çözümler söz konusu. Bir de bu bildiğiniz gibi medeni ilerlemesi gereken, herkesin kolaylıkla faydalanabilmesi gereken bir yapı. Bunun nasıl olduğunu, nasıl olacağını, hem kütüphanecilerin buradaki görevleri neler, hem de yazarların yani akademisyenlerin neler yapabileceklerini, neleri, hangi yolları izlemeleri gerektiğini anlatan bir sunum olacak. Burada da Kes Hanım'dan rica etti. Kendisi eğitmeni, Cambridge University Press'in resmi eğitim müdürü. Şimdi kendisi bize sunum yapacak. Ben de dilim döndüğünce çeviri yapmaya çalışacağım. Zor bir şey. Bir ana dil İngilizce olan birinden çeviri yapmak ama sürçülisan edersem affola. Sorularınız olursa da elinden geldiğince çevirmeye çalışacağım. Onu söyleyebilirim. Mehmetcan Bey, Şimdi aslında şöyle çok ben... affedersiniz kesiyorum sizi ama hani diyelim ki burada halledemediğimiz sorular olabilir. Çok daha detay ve diyelim ki ulaştıramayacağımız, anlatamayacağımız sorular olabilir. Yazılı olarak da hani onları iletirlerse ilerleyen dönemde hani onlara yazılı olarak da geri dönüş sağlanabilir. Hani çok bilmiyorum ama hani çok detay bir soru gelebilir. Hani onun için söyledim. Yani her zaman farklı çözümleri de üretebilmeliyiz. Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun Emre Bey. Bunu eklediğiniz için. Dilediğiniz zaman sorabilirsiniz. Bize de iletebilirsiniz. Biz de yayın evine iletip size geri dönüş sağlayıp oldu zaten bunlar ama burada açıkçası sunumun içeriğini ben bildiğim için söylüyorum. Tüm akışı aktaracaklar. Aslında bir mantık çerçevesinde ilerleyecek ve aynı zamanda aslında açık erişimle beraber bu sürecin nasıl ortaya çıktığında gözler önüne seri olacak. O açıdan kıymetli yani bir bütünleşik anlatım söz konusu. Şimdi ben izin verirseniz Kez Hanım'a ileteceğim sunumu ve sunum içerisinde slide devam ederek çeviri yapmaya çalışacağım. Kez, you can start your presentation. Okay, thank you very much. Let's go here. Checking I'm on the right screen.
Okay, fabulous. Right, can you see that okay? Yes, it's okay. Yeah, we can see your presentation. So I believe that Carl is very kindly offered to translate. So I will leave a little pause after everything I say. Yani burada benim şey yapacağımı söyle. O yüzden konuştuklarından sonra çevirinin benim tarafıma yapacağını yetti Cez Hanım. So I'm Caroline. I'm the training manager at Cambridge University Press. And I'm going to talk to you about your read and publish agreement today. Benim adım Caroline ve Cambridge University Press'in eğitim müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün size Cambridge University Press'in açık erişim ve yayıncılık süreciyle ilgili sunumunu yapacağım. So these are the topics we're going to be looking at, open access and Cambridge University Press. We'll look at your author publishing journey and then the post-sales support. Burada görmüş olduğunuz sunumun programı Cambridge University Press ve açık erişim hakkında bahsedeceğiz. Daha sonrasında yazar yayın yolculuğu hakkında bilgi verdikten sonra satış sonrası destek veya yayın sonrası destek konusunda içerik sunacağız. So there are let's talk about the benefits of open access publishing. Birçok yani daha az konuşuluyor aslında açık erişimin faydaları konusunda. So of course open access means that the author's article will be free for everybody to read. Açık erişim şu manaya geliyor aslında. Yazarın yazmış olduğu makale herkes tarafından erişilebilir kılınıyor. And this means that what we expect to see are a bigger number of downloads for the article, for the author, and a bigger number of citations for the article, for the author. So they're going to have a lot of benefits when they're publishing their work open access. Bu da beraberinde şu durum ortaya çıkarıyor. Makale erişilebilir olduğu için daha fazla makale indirmesi gerçekleşiyor ve daha çok okunuyor. Ve beraberinde de yazara daha çok, yazarın makalesine daha çok atıf gerçekleştirmiş oluyor. So with Cambridge University Press, we have a big push to make a lot of our titles available for your authors to publish in open access. Biz Cambridge University Press olarak şöyle bir politikamız var. Sizin yazarlarınızın yayınlayacağı makalelerin açık erişim olmasını sağlamaya yönelik bazı planlarımız söz konusu. In 2021, you have access to over 404 journals titles, and these are in across 30 subject areas. 2021 yılında abone olunan paket içerisindeki 404 tane dergi açık erişim olarak sunuluyor. Bu 30 farklı konu alanını kapsıyor. So of those 404 titles, 40 are fully gold open access. Bu 404 tane dergi içerisinde 40 tanesi altın açık erişim olarak adlandırılıyor. And that means normally that authors would be required to pay an article processing charge or APC in order to publish. Bu şu demek, yazarlar bu 40 dergide yayın yapabilmek için makale işlem ücreti ödemek durumundalar. But of course, for the ANCOS members, you have the read and publish deal, so this covers the article processing charge for you. Ve burada ANCOS'la yapılan bu anlaşma kapsamında bu oku ve yayınla anlaşması makale işlem ücretini ortadan kaldırıyor. Yazarlarınız bunu demek durumunda değiller artık. One of the titles is Diamond Open Access, which means that there are no fees at all. And this is funded by other means. Bu 404 dergi içerisinde bir tanesi de Elmas Open Access olarak geçiyor. Bu da yine hiçbir şekilde ücret ödenmiyor bu Elmas için. Ve bu bir başka kurum tarafından tüm masrafları karşılanıyor. And in 2021, 332 of those titles are hybrid open access, which means that under normal circumstances, authors have the choice to publish there
Article Open Access or other normal subscription rate. Ve bu 404 tane dergi içerisindeki 332 dergi ise hibrit açık erişim dergi olarak sınıflandırılmış durumda. Bu şu anlama geliyor. Yazarlar makalelerini yayınlamadan önce açık erişim olarak yayınlanıp yayınlanmayacağına karar veriyor. Thank you. And of the 404 titles, 31 do not currently accept open access, but we have work in place to change this. I'm going to talk about that on the next slide. Ve bu 31 dergi de bu 404 içerisinde şu an açık erişim değil. Ancak bunların 31 derginin de açık erişim olarak yayım yapmasına ilişkin planlarımız mevcut. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim sunum içerisinde. It's very important for me to mention that even with gold, diamond, hybrid or non-open access, all of our journals have that same strict peer review process. So all of the content goes through peer review. Burada şunu özellikle belirtmek isterim. Bu dergilerin tümü gold, diamond veya hybrid open access yani altın veya olmayanların hepsi aynı katı hakem sürecinden geçiyorlar. Bunu ayrıca belirtmek istedim. Great. So just to talk about these read and publish deals and Cambridge University Press. So at the moment, we have customers in over 30 countries who have a read and publish deal with Cambridge University Press. Cambridge University Press ve bu oku yayın anlaşmaları hakkında bilgi vermem gerekirse, şu an 30'un üzerinde ülkede bu anlaşmaya da çalışmalarını yürüten kurumlar söz konusu. 30 ülkeden fazla yerde bundan yararlanılıyor. And our aim is to have about 75% of our entire journal's content open access by 2025. Ve kendi istekleri, dilekleri de 2025 yılına kadar sundukları içeriğin %75'inin açık erişim olarak sunulmasını hedefliyorlar. At the moment, about 20% of the content in our journals is open access and we have a lot of mechanisms in place to increase this by 2025. Şu an hali hazırda ise mevcut sundukları içeriğin %20'si açık erişim olarak sunulmakta ve bir mekanizma, hazırladıkları bir mekanizma sayesinde bunun hızlı bir şekilde artmasını sağlamayı planlamışlar. So let's talk about what we're doing with open access to increase this. We are committed to being a fully open access publisher. Cambridge University Press ve open açık erişim arasındaki yani kendi açık erişim politikalarına değinmek gerekirse tamamıyla açık erişim bir yayıncı olma hedefleri ve vizyonları söz konusu. And to achieve our aim of having more open access content, we have our transformative journals program, which means that we are encouraging our journals to move from non-open access status to being gold open access journals so that you will be able to publish in all of our journals open access. Bu kapsamda bu hedeflerine erişebiliyor olmak için özellikleri iki yoldan bir tanesi transformatif yani değişimsel dergi programı. Bu şu anlama geliyor. Açık erişim olmayan dergilerin de açık erişim programı kapsamını almaya çalışıyorlar şu an. And we are also offering our read and publish agreements to encourage our authors and to facilitate our authors to be able to publish their articles open access, so increasing the content available in the journals. Ya diğer taraftan da aynı anda ikinci takip ettikleri yolda bu oku ve yayın anlaşmaları sayesinde yazarların makalelerini açık erişim yayınlamalarını teşvik etmek ve bunu sağlamak. So, okay. My numbers appear to have fallen off a bit by now. But what I can show you is this shows the increase in our journals
publishing. So this is 2021, and this graph is showing 2018, I think. We had, in 2021, you can see the package, 10% is available as gold open access. And this is a bit small here. You can see, the numbers have been erased. Apologies, they're on the PowerPoint. But you can see the slice is smaller here. Bir kıyaslama söz konusu. 2018'den 2021 yılına paket içerisindeki açık erişim dergine oranlarını kıyaslıyorlar. Ben hatırladığım kadarıyla söyleyebilirim. Soldaki non-OE yani açık erişim olmayanların oranı %26 iken 2018'de %8'e düştüğünü görüyorsunuz. Yine Gold Open Access yani altın açık erişim dergi sayısında ise grafikten de anlayacağınız gibi koyu yeşil olanda artış olduğu gözlemlenebilir. And in 2019, you can see this slice is non-open access. It does not accept open access at all. You can see the slice is a lot bigger, about a quarter of the list. But now by 2021, just 8% of our titles are in this category. So we are moving towards having more journals that can accept open access. Grafikten de görebileceğiniz gibi soldaki 2019 olduğunu söyledi Kez. Oradaki açık grafik, açık olan bölüm, dilim açık erişim olmayan dergilerin oranını gösterirken sağda 2021'de bunun daha da azaldığını gözlemleyebiliyorsunuz. And sorry once again, I don't know why the numbers are just removed. They are there on the slide. I just on the slide show, it's not showing them for some reason. I remember it was 26% case, I mentioned it. Thank you. Teşekkür ederim. So, the open access publishing workflow, I just wanted to remind us of what this looks like for any researcher publishing open access. Şimdi burada bu kısımda ise açık erişim yayıncılık iş akışını aktaracağım. Bunun nasıl ilerlediğinden bahsedeceğim diyor. So as mentioned, all of our articles undergo the strict peer review process, whether they're open access or not open access. Daha önce de bahsettiğim gibi, yayınlanan tüm makaleler açık erişim olsun veya olmasın, çok katı bir hakem sürecinden geçerek yayınlanıyor. And here we can see the different stages of the workflow, and we're going to look at these in this presentation today. Burada da görebileceğiniz gibi iş akışının aşamalarını listeledik. Şimdi sunumun devam eden kısmında bunların detaylarından bahsedeceğiz. Just some interesting background to our read and publish deals that where the way that we set these up is that we have in the background agreement manager working to administer these deals for you. So this means that we can automatically match your author's submission to your read and publish deal to offer them the opportunity to take advantage of those waivers. Şimdi burada bir detaydan bahsetmek isterim. Arka planda nasıl çalıştığına ilişkin bilgi vermek isterim. WriteLinks Management denen bir sistem üzerinden otomatik olarak anlaşma kapsamındaki kurumların yazarlarına ilişkin ücret ödeme süreçlerinin yürütüldüğü bir sistem çalışıyor. Yani biz şu an otomatik olarak anlaşma kapsamındaki kurumlardan gelen makale isteklerini yönetebiliyoruz. Bunların işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. So let's look at the manuscript preparation and submission for the author first. So we'll look at when the author is submitting their manuscript and also preparing it. Şimdi öncelikle makale hazırlama ve başvuru sürecine dair kısımdan bahsedelim. Makaleyi yazar hazırlıyor ve buna ilişkin başvurusunu gerçekleştiriyor. So the author will go to the journal homepage for the journal that they wish to publish in, and they will be looking for the instructions for contributors. And on the journal homepage, we try to put up a lot of advert for the fact that they can be eligible to publish open access.
Bu aşamadan sonra makalesini hazırlayan, bunu başvuru noktasına getiren o yazar dergi sayfasına giderek burada yönlendirmeleri takip ediyor. Mümkün olabildiğince bu aşamada açık erişim olup olmadığına dair veya başvurunun yani derginin içeriğinin açık erişim olup olmadığına dair bilgileri biz sunuyoruz. And these stages of manuscript preparation and submission are the same whether an institution has a read and publish deal or not. So this is all working exactly the same as normal. Bu aşama bir oku ve yayın anlaşması kapsamında hizmet alan kurum olsanız da olmasanız da aynı şekilde devam ediyor. Bir farklılık yok. Tüm bilgiler, yönlendirmelerin hepsi herkes için aynı şekilde geçerli. So once the authors go to the instructions for contributors page, we actually have a pop-up that will show them through to these other pages where they can link out and check their eligibility. Bu kısımda ben ekleme yapmak istiyorum. Çok sorulan bir soru olduğu için bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Yazar kendisi başvuru sürecini devam ettirirken bir pop-up yani açılır ekran ortaya çıkıyor ve orada açık erişim yayınlamakla ilgili yönlendirme gerçekleştiriyor kendini. I'm just going to click one of these links to show you we have the open access waiver and discount tool. So this is new. So I'm just going to click here to show you how your authors can use this. Burada bu bölümde open access açık erişim ödemeleri ve bunların indirimlerinden yararlanma yönlendirmesi var bu açılan ekranda. Onu göstermek istiyorum size nasıl olduğunu. So you are welcome to put this link to give to your authors. They can bu sayfayı okuyucularınıza tanıtabilirsiniz. Onlar buradan yararlanabilirler. And they come and they will put in their country. So we of course are going to input Turkey. Burada ülke ismini yazıyorlar önce. Elbette şu an Türkiye yazıyoruz kutuya. And then they select the name of the institution from the drop-down. Ve burada anlaşma kapsamında bu içerikten yararlanabilecek kurumları görüyorsunuz. Onların ismini seçiyoruz hangi kurumdan başvuruda bulunuyorsa. Bu Read and Publish kapsamında olan tüm kurumları listeliyor. Yani şu anlama geliyor. I'm just going to add this additionally from my point of view. Bu anlaşma kapsamında okuyucularını bilgilendiren kurumlar, yani bu kapsamda abonelik gerçekleştiren ve Read and Publish'dan yararlanan kurumlar bu sayfayı yönlendirebilirler yazarlarını. Onlar da gelip buradan seçimleri yaptıktan sonra kendi anlaşma detaylarını görebilirler. Yani kurum anlaşmalı mı değil mi, bundan nasıl yararlanırım diye. Başvuru esnasında da bu sekme karşılarına çıkıyor. Bunu söylemek isterim ayrıca. Yani makaleyi gönderdiklerinde Cambridge University Press'in makale işlem sayfaları okuyucu buraya yönlendiriyor. Great. Thank you very much. And then the author can click to view their publishing agreements. Ve buradan yazar da kendi kurumunun yapmış olduğu makale işlem oku ve yayınla anlaşmasının detaylarını görebiliriz. And here we can see the summary. So it says it's a full waiver there and you may publish OA at no cost in journals covered in this agreement. And then it has a few details about what the author needs to do next. Yeah. Burada da yönlendirmeler var. Anlaşmanın detayında makale işlem ücretinin tümünün anlaşmanın içerisinde kapsadığını, discount details yani indirim detayları kısmına baktığınızda da açık erişim olarak yayınladıklarını hiçbir ücret alınmayacağına dair bilginin yazdığını, yazar bunu görebiliyor. Devamında da next steps yani devam eden basamaklar da yazara yönlendiriyor. Sırada yapması gereken neler var, hangi yolları izlemesi gerekiyor diye yönlendirmeler söz konusu. And we also have a list. They can filter by a specific title if they would like. Ve altta da bu açık erişim yayını yapabilecekleri benzer diğer anlaşma kapsamındaki dergileri yazar oradan görüp inceleyebilir. Onlara da başvurusunu yapabilecek.
As well as this, we also have details of the ANCOS agreement on another page, which you can share with your researchers. So this gives all of the details of the agreement. So it's another way of looking at the same information. Ayrı bir sayfada da yine Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı ANCOS'un da gerçekleştirilen anlaşmanın detaylarını aktaran bir sayfa hazırlamışlar. Bunu şu an tüm herkes erişebilir. Yani tüm dünyada erişiyor. Yani konsorsiyum anlaşması kapsamında anlaşmanın detaylarını yazan, anlaşma kapsamında hangi kurumların bundan faydalanabileceğini aktaran bilgiler yer almakta bu sayfa. And a link to this is also on this presentation. A little bit further on, we've got a link to the ANCOS agreement on here. Ve bu anlaşma detaylarını aktaran web sayfası da sunum içerisinde olacak. Bunu da daha sonra size paylaşacağız. Ben de hatta birazdan burada şeyden onu koyarım chat panelinden incelemeniz için. Ben de ayrıca onu paylaşırım sizinle. So let's look now at once the manuscript has been accepted and what happens there for the author. Şimdi burada makale kabul edildikten sonra yazar neler yapması gerekiyor? Nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Ona bakalım. Great. So after acceptance of the paper, the author will receive an email confirming that their article has been accepted. Makale kabul edildikten sonra dergi tarafından yazara bir elektronik posta gidiyor. Yazarın o makalenin yayınlanma şekline ilişkin açık gelişme olup olmadığına dair. It is only after the paper has been accepted that we invite the author to tell us if they would like to make the article open access or not. Bu tamamıyla kabul alındıktan sonra olan bir kısım. Yani makale kabul edilirse yayınlanması için. Burada yazara şu soruluyor, makaleyi açık erişim yayınlamak ister misin, istemez misin diye yönlendirme yapılıyor kendisine. And so what the author needs to do then is to go and complete the open access publishing agreement to tell us that they would like to make this article open access. Bu da olması yapacağı şey şu, bu gelen form üzerinde yazar kendisi işaretliyor. Eğer açık erişim olmasını isterse, açık erişim olan kısmı değilse, açık erişim olarak yayınlamak istemiyorsa ilgili kısmı işaretliyor. Now, I'm very happy to say that we are actually in the process of replacing that process with an improved digital licensing solution. Ve burada da bunu şunu söylemek isteriz. Yeni bir geliştirme olarak artık dijital lisanslama çözümü sunmaya başlayacağız. Bundan sonraki aşamada böyle bir çalışmamız var ve dergiler için çözümü sunmaya başlayacağız. And so this is launched on 18.18 of our journals, and this new solution actually will match the author's article automatically to your read and publish agreement. Ve bu şu an 18 dergi için geçerli bir çözüm sunuluyor. Ancak burada bütün yani oku ve yayınma anlaşması kapsamındaki tüm haklarını buradan tanımlayabiliyor olacaklar yayınlamacı ve bunun kapsamında ilerleyecek. And so the author has this sort of a click to accept license, which is much easier for them. And gold open access is already selected by default. Burada sadece yazarlar tıklayarak lisanslama haklarını iletiyor olacaklar. Otomatik olarak altın açık erişim seçeneği seçili olarak gelecek. And so what we hope is to roll this out to at least all of our Cambridge-owned titles over the coming year. But for at the moment, it's on just 18 of our journals. Biz bu çözümü mümkün olabilecek bütün dergilerimiz için sunmayı planlıyoruz ama şu an için bu çözüm yani otomatik klikleyerek lisans hakkını aktaran çözüm seçeneği sadece 18 dergi için geçerli şu an. Great. We also have retroactive open access outreach. So we have a department who go through, they look for articles which were published from your authors which would have been eligible to be published open access
but for whatever reason were missed. And we write to those authors and we give them the opportunity to retrospectively publish that and flip that article to open access to take advantage of your waiver. Evet, tabii burada bir de aynı zamanda otomatik olmadan da geriye dönüp de yapılan tüm başvuruların işleme alındığı ve bunların açık gelişime çevrilmeye çalıştığımız bir ekibimiz de var. Böyle bir çalışma da yürütüyoruz. Bu da eğer açık gelişim olarak işaretlemediyse ve bundan önce geçmişe dönük olarak bir başvuruda bulunduysa bunun da açık gelişime çevrilmemesine ilişkin soruların sorulduğu bir iletişim sürdürüyoruz kendi için üniversitesi olarak. So now looking at how the author applies that waiver. So for your deal, it's really simple. The author doesn't actually need to interact with the process at all. Peki burada yazar bu anlaşma kapsamında ücret ödeme konularıyla ilgili nasıl bir işlem yürütmeli? Bu da aslında çok onların mümkün olabileceği en az seviyede işlem gerçekleştirmesini sağlayacak bir çözüm sunduk. O yüzden bir şey yapmana gerek kalmıyor açıkçası. Didem Publish kapsamında. So once the author has completed their license, their tellers they want to publish the article open access, this triggers a rights link transaction process. And your author's article will be automatically linked to your read and publish deal, and that waiver will be automatically applied for you. Evet, yazar açık işaretledikten sonra yayın yapma, makalesi yayınlama hakkını Right Links denilen süreç işliyor otomatik olarak ve bunun bir ve yayın anlaşması kapsamında olduğunu otomatik olarak algılıyor ve ilave bir ücret ödemekle ilgili veya bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. And this is why we also have, so this is a quite robust matching. We use grid IDs, but we also have the retroactive OA process just in case any of you get missed. It's just a way of us ensuring that we capture all of you. Yani burada süreç otomatik ilerlerken grid ID denilen süreç de ilerliyor ama aynı zamanda manuel olarak da kendileri, kendi çalışanları geriye dönüp bu çalışmaları yürütüyorlar ve eğer bir eksiklik varsa bunu garantiye almaya çalışıyorlar ki bir aksilik olmasın yazar tarafından. And then all that happens next is the author receives a notification to confirm that their article has been accepted, to confirm that it will be published open access. Sonraki aşamada ise makalesi kabul edilen ve açık erişim kapsamında anlaşmadan yararlanan yazara mail yoluyla kendisinin makalesinin bir makale işlem ücreti ödemeksizin yayınlayacağına dair bilgi ulaştırılıyor. So we also do send you reports for the articles that are coming out of your institutions. Biz de size aynı zamanda kurumunuza ait raporları belirli zamanlar aralığında iletiyoruz aynı zamanda. Hangi makaleler işlemde sürüyor, hangileri yayınlanıyor diye. We just do this so that you can measure the success of the deal and you can really see the increase in open access submissions to our journals. Burada bu anlaşma kapsamında sürecin nasıl ilerlediğine dair, hangi makalelerin kabul edildiğini, hangilerinin açık gelişim yayınlanacağına dair tüm bilgileri takip edebilirsiniz. And this is an example of one, just a sample report. They're quite detailed, so we do like to send you a lot of information, but it's you can see some of the columns you get in that report just here. Burada da örnek olması için size sunduk. Bu tür detaylı bilgileri size iletiyoruz. Burada en azından hangilerinin sürecini ilerlettiğini, ilerletmediğini tüm bilgileri görebilirsiniz. Bunun gibi birçok bilgi size iletiyor olacağız bundan sonra. And then once all those steps are completed, hopefully everything going well, the article will be published on Cambridge Core. Evet, tüm bu süreç tamamlandıktan sonra umuyorum tabii ki kolaylıkla tamamlanır. Bu makale yayınlanmış oluyor Cambridge Core platformu ilgiden. Just want to talk about post-sales support as well, because we have quite a lot of resources for you to support you with these deals. Burada da sürecin daha sonrasında nasıl destek vereceğimizle ilgili bilgi vermek isterim sizlere.
So we have put some links in the presentation previously. So you saw the agreement for Turkey. So I put a link to this here for your agreement details. Yani sizin bu yani ANKUS kapsamındaki anlaşma detaylarını aktaran, içeriğini sunan bir link paylaşmıştım. Onu da bu sunuma koyuyorum. Ben de az önce sizin için chat panelinden bunu paylaştım. Görebilirsiniz. We have quite a lot of information about publishing open access for authors. We have a whole page on Cambridge Core dedicated to this. So it's well worth your authors having a look just here. Burada da yazarlardan özellikle bu açık erişim yayınlamakla ilgili birçok soru geliyor. Tüm bu sorulara ilişkin cevapları bulabilecekleri bir web sayfası hazırladık. cambridge.org/publishoa linkinden de yazarlarımız faydalanabilirler. And we have a whole page. You can see a sample of the page here, dedicated to helping you promote these read and publish deals within your institution. Burada da bu özellikle oku ve yayın anlaşmasından detayları alabileceğiniz tek bir sayfa hazırladık. Bu da cambridge.org/rapresources'tan tüm detayları, kendi kurumunuzun anlaşma içeriklerini bulabileceğiniz bilgiler yer almakta içerisinde. We also have a dedicated link for training as well. So if you did have any training requests, you can email this email box here. And just finally, we have the dedicated inbox for OA queries. And this is for your authors. Or if you have any questions about the Read and Publish deal, you're very welcome to send them here. Eğitim düzenlemek isterseniz bu konuyla ilgili kurumunuzda academictraining@cambridge.org mail adresine yazmanız yeterli. Sizin için bir eğitim planlanabilir. Aynı zamanda hem yazarlarımız hem de sizin kendi sorularınız varsa açık erişim ve Read and Publish okur yayın anlaşması hakkında dilediğiniz zaman burada görmüş olduğunuz e-mail adresine oaqueries@cambridge.org adresine de maillerinizi iletebilirsiniz. Yanıtlamaya hazırız. Great. Well, thank you for listening to me talking about this. I think now is good to ask if there are any questions, please. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi eğer sorularınız varsa alabilirim. Buna cevaplamak isterim diyor Kez Hanım. Evet. Yani soru varsa sorular var. Ömer Bey, Ömer Büyükçınar Ulakgül'den. Sayın Ömer Büyükçınar. Dünyada genel olarak oku yayımlı anlaşmalarında bazı kotalar oluyor. Bu anlaşmada var mı demiş. Yani kota var mı? Mr. Ömer from Lucky is asking that there are some several limitations for these read and publish deals around the world within several publishers. Does this agreement contain such a limitation? So you can publish in nearly all of our journals, maybe just one or two that are not accepting open access. But is there any more limitations that the question that the asker had in mind? Perhaps I could address specific limitations. Yani bu anlaşma kapsamında tüm dergiler hemen hemen birkaç tanesi hariç açık erişim yayınlama hakkı veriyor ama burada kısıtlardan yani kotalardan kastımız hangisi onu verebilirseniz onunla ilgili cevap vereyim diyorsunuz Ömer Bey. Yani o kota örnekleri varsa ne tür kotalar oluyor mu? The count of publications, like if there's a specific limit to make number of articles to be published in a specific journal. I believe your deal is unlimited. So for ANKOS members, there are no limits on the number of articles that they can take advantage of with the APC waivers. Bu anlaşmada bir limit yok. ANKOS kapsamında bu anlaşmadan yararlanan kurumlar limitsiz sayıda makale yayınlayabilirler. Başka soru var mı acaba?
And we had a common question, perhaps I can throw a question in here, from a lot of people asking around the world, asking about what happens if two authors are at different institutions, who is selected to take, to pay the APC? Bizim çok genel olarak tüm dünya çapında sorulan bir soru var. Onu yanıtlamak isterim burada. Bir makale eğer ikiden fazla yazar yazıyorsa ve bunlar farklı kurumlardan kurumlara mensuplarsa bu durumda ne olacak sorusu, nasıl ödeme yapılacak sorusu. And so we always look at the corresponding author. So when the authors come to submit their article, they need to say who the corresponding author is. And we will look at that person's affiliation to determine if the article needs a paid article processing charge or if it will get waived. Bizim burada dikkate aldığımız husus, makalenin sorumlu yazarı kimse, onun bağlı bulunduğu kurum anlaşma kapsamında mı değil mi? Bunu inceliyoruz, buna göre karar veriyoruz. O yüzden yani sorumlu yazar, başvuru sürecini yürüten yazar eğer anlaşma kapsamındaki bir kurumdansa ona göre indirimleri uygulanacaktır. Ömer Bey'den gene bir soru var. Ömer Büyükçınar'dan. Evet. Geçtiğimiz yıllara göre kurumların ödemeleri daha az mı, arttı mı? Oku ve yayınla kısmı anlaşma olmasaydı daha az ödeme mi yapılacaktı? Yani o şeyi soruyor. Önceki yıllara. Bu işte, dünya çapında herhalde soruyor Ömer. Sanırım. Çünkü... Yes, there's a question asking if, depending on this read and publish agreements, does do institutions that make more publications compared to previous years with read and publish deals? So, is it helping to produce more articles within open access with these read and publish agreements? Yes, that's a great question. In general, whenever I have looked, I find that the trend for number of articles submitted from an institution is increasing, and also number of articles with open access is increasing for customers who have a read and publish deal. So it's really nice to see that success. Yani dönüp baktığımızda başvurulan makale sayısının kurum bazında arttığını, anlaşma kapsamındaki kurum bazında arttığını hem de aynı zamanda açık erişim yayınlanan makale sayısının arttığını gözlemliyoruz. Bu çok iyi bir şey. Yani işlevliliği arttırıyor. Aslında ben bir soru sormak isterim Mehmet Can Bey. Yani Cambridge University Press gerçekten çok önemli bir yayın evi bizim için. Özellikle araştırmacılarımızı, hocalarımızı yönlendirmek adına ilerleyen dönemde tabii ki EBSCO'yla da bazı çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışmalarınız var mı ya da bir takvimlendirmeniz var mı? Kenz, there's a question Emre is asking about the future plans that we may do for Turkish institutions in order to promote this agreement, how we can make it more widely available for everyone to get know about it. So we have a specific plan. That is a good question. We do have marketing support at Cambridge, so we could possibly do a marketing campaign and also maybe asking the institutions if they can share that details of the Republic, the waivers and discounts tool. That will really help as well, I think, to get authors, you know, able to check their eligibility. Bizim bir pazarlama ve departmanımız da onlar bu anlaşma detaylarının yayınlanması ve daha geniş kişilere hitap etmesini sağlamak amacıyla araçlar geliştiriyorlar. Bunları duyurması için duyurular hazırlıyorlar. Bunlarla ilgili çalışabiliriz. Benim burada ekleyebileceğim şöyle bir şey var Emre Bey. Yani bizim ayrıca yürüttüğümüz, benim de bugün hala hazırda yaptığım bir tane. Türkçe sunum yapıyoruz kurumlara. Özellikle anlaşma kapsamındaki kurumlarla birebir iletişime geçiyorum ben kendim. Yani belki Kezan'ın dahil etmiyoruz ama kendim sunum gerçekleştirerek onların dergileri nasıl bulabileceğini, bu dergi başvuru koşullarını nasıl inceleyebileceklerini tek tek anlattığımız sunumla yapıyoruz. Dilerseniz sizler için onu gerçekleştirebiliriz. Teşekkür ederiz. Bunlar çünkü gerçekten araştırmacının kendi dilinde yapılan sunumlar çok daha
doğru adrese gidiyor. İki tane soru var. Ömer Büyükçınar Bey demiş ki Türkiye'de her bir üniversite bu ödeme destek verdiler mi? Üniversite üst yönetimlerine danışmadan kütüphane daire başkanları bu model için destek verebilir mi? Aslında tabii ki aslında yapılabilir. Yani ben de bir kütüphane yöneticisi olarak üst yönetimini ikna etmek bize düşüyor aslında. Çünkü burada kazan kazan olacağı için ama tabii ki kimse soralım isterseniz. Okay, another question. Did every institution in Turkey supported this agreement? Did they ask to their university management? I mean, asking about library management. So how these people are, how this university management supported this agreement individually? I think you don't know much more about the details, but I can explain how we managed the situation. Süreç belki Türkiye Hanım pek bilmez onu, anlaşmanın nasıl ilerlediğini. Biz o süreçte şöyle ilerlettik, Ömer Bey'in sorusuna cevap olarak. Yani abone olan kurumların aynı zamanda yayınlama hakkı tanımladık aslında. Burada ilave bir, tabii ki evet her kurumun izin vermesi gerekir, böyle bir şey olup olmayacağına dair bir elbette kararı vardır. Bu çok önemli bir şey. Ancak biz şunu sunmak istedik, planladığımız oydu. Sunumun başında da ifade ettiği gibi, mümkün olabilecek en çok sayıda açık erişim makale yayınlamak ve bunun işte Türkiye'deki kurumların bir makale işlemciliği ödemeden yapmasını sağlayabilmekti. 2019 senesinde 156 makale, 2020'de 208 makale yayınlanmış. Biz dedik ki yani bunu nasıl böyle 200-300'lere çıkarabiliriz acaba ve bunlar erişilebilir olsun Türkiye'den. Dergiler de etki değerleri yüksek olduğu için sıralamalarda işte önemli indekslerde yer alıyor. Yani bu ülkemizde böyle bir şey yapabilir miyiz dedik. Sonra süreç tabii detaylarını çok vermek istememekle birlikte uygun bir şekilde abone olan kurumlar için ilave bir şey sunmaksızın bu anlaşmadan yararlanabildiler. Öyle söyledim Ömer Bey. Evet, Ömer Bey'in bir şeyi var. Diğer firmalar, ama bunu aslında sizin söylemeniz biraz şey olur. Diğer firmalar bu sistemi uygulamaya koymaları sizce zor mu? Buna ben Ankos temsilcisi ve çalışanı olarak ben cevap verebilirim. Biz Ankos olarak gerçekten 2021 ve bundan sonraki yıllar anlaşmalarında open access konusunu çok önemsiyoruz. Ekoel'in de çok önemsediğini biliyorum. Bunları biz gerçekleştireceğiz. Yani emsal teşkil eden şeyler bunlar. Mesela Cambridge University Press'i örnek gösterip diğer firmalardan da bu şeyleri isteyebiliriz. Yani bu gerçekten önemli. Bu sistem sayıları artmak için geçici bir çözüm mü yoksa gelecekte devam edecek misiniz? Ömer Bey. Will this system is temporary or it will remain permanent for each institution from now on if they sign the read and publish the ask? I think that the deal, is it covering, Jan, is it covering 1 or 3 years? I can't quite recall off the top of my head. 3 years. Okay, so for the next 3 years, it's securely in place, at least we can say. Yani bizdeki 3 yıl için, anlaşma kapsamı çünkü 3 yıl olduğu için bu şekilde devam edecektir. Bu anlaşma bu haliyle sürecektir. Aslında hani çalışan bir sistem olduktan sonra devam etmemesi için şey yok. Güzel tarafı sunumda, evet. Tezin sunumunda çok yakın bir zamanda, 2025'ti sanıyorum, %75'i open access olacak diye. Yani bu çok önemli bir şey. 2025'e de bir şey kalmadı. O anlamda bence devam eder diye düşünüyorum. Ebru Hanım, kurumlara özel rapor gelebilir mi? Örneğin 6 ayda yapılan yayınlar ve kurumun ödeyeceği şuydu ama ücretsiz oldu gibi bir raporlama. Yani burada Mehmetcan Bey, size biraz iş düşüyor sanırım. Biraz ben ifade edeyim ya da sorayım isterseniz. Kez Hanım yanıtlasın. Sistem üzerinden yürütüldüğü için. Kez, there's a question. Will institutions may receive specific report in a certain amount, a certain time frame, like 6 months per year, be annually, let's say. Yeah. And it's also going to mention that how much discounts waived for specific institutions, so they how much they saved, depending on this agreement. Can we provide such reports to institutions? Yeah, so actually in the read and publish reporting, if
I just go back here, whoops. Let me try and just go back. Rapor geri dönüyor şu an Kiyas Hanım. Oradan tarif edecek anladığım kadarıyla. You can't see on this slide. Actually, there are even more columns to this report. I couldn't fit everything on, but on the right of the Excel, there's actually a column which shows the average APC for that journal. So they can see how much they would have had to pay had they just paid one by one. Ebru'nun sorusuna yanıt olarak şimdi rapor şeyden gösterecekti ama raporun tüm sütunlarını koyamadığı için sunumu tarif ediyor şu an. Raporun sağ tarafında sütunları takip ettiğinizde orada herhangi bir makale için ne kadar işlem ücret ödenmesi gerekecekti ve ne kadar oradan ödemeden bunu yayınlayabildiklerine dair tüm bilgiler, veriler makale bazında sunuluyor olacak kurumlara. Bunu da Ebru'nun biz yani sorduğunuz için söylüyorum. Yaptığımız görüşmelerde 2 ay veya 3 ay olarak göndermeyi planlıyoruz kurumlara sistem üzerinden. Ebru Hanım gene bir soru var. Çok pardon. Ebru Hanım. Ebru Hanım şunu söylemiş. Evet, işte özür dilerim de bir araya girdim. Tabii evet onu söyleyecektim. Pardon o zaman. Buyurun. Olabilir mi diye elbette dilerseniz yani sizde İngilizce eğitim verildiği için Ebru Hanım, Kez Hanım da bu eğitimi. Kez Hanım, there's a question that is there a possibility to make trainings for PhD and master students about how to make publications with Cambridge News Press? There is actually. If you email to the oaqueries@cambridge.org, we have a team who do this sort of training actually. And so you can request this from by emailing this inbox. Ebru'nun sorusu için bu OA Queries, ben buraya yazım isterseniz. Oraya mail atılırsa sadece bu iş için uğraşan bir takım varmış. Evet, şeye yazarsanız katılımcılarımızı görmüş olur. Evet. Aman şuradan bakayım. Bu arada ben şey yapayım, Güçsün Güneş Hanım, Ankos için bütün anlaşmalarda bu tür anlaşmalara daha fazla girmek istiyoruz diye açıklamış. Ömer Büyükçınar Bey, CJO açık erişim için değişimsel dergi programından bahsettiniz. Biraz açabilir misiniz diye soruyor. Kez, you mentioned about the Cambridge University Press Transformative Journal plan. During your presentation, could you please explain more about what this program is, so how do you manage it? Yes, so there's a lot of facets to it actually. So one is working with our journals societies to convince them that they should change the acceptance of the journal from non-OA to hybrid, or if it's already hybrid, from hybrid to fully gold open access. Yaptığımız çalışma şöyle, farklı detaylar ama bir tanesi beraber birlikte çalıştığımız özellikle dernek yayın evleri, işte küçük yayın evleriyle onların kendi açık erişim sunmadıkları dergileri mümkünse eğer gold open access'e işte tümüyle açık erişim veyahut da belli yayınların içerisinde açık erişim yayınlanıcı hale çevirmeye çalışıyoruz. Bu tür anlaşmaları buna göre değiştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan bir tanesi bu. And so a big part of it is making sure that there is a big provision of open access, of journals which accept open access, so that you have a lot of options where to publish. Yani bu çalışmanın temelindeki ana amaç şu, mümkün olabilecek en çok sayıda açık erişim dergi sunabiliyor olmak ve bunların kabul edebileceği açık erişim makale sayısını arttırmaya çalışmak. Temeldeki en büyük yürüttüğümüz çalışma bu aslında. Teşekkür ederiz. Güçsün Güneş Hanım'ın bir sorusu var. Read and Publish anlaşmalarda özgün bir yayın kabulü süresi var mı? Yoksa editör değerlendirmeleri normal süreçte mi devam ediyor? Yani bu şeye bir artısı var mı diyor. Soruyor. There's a question that how is the article acceptance processes taking is there any difference between the read and publish deal, open access article publishing, or non-open access publishing in Cambridge Press?
This is a really good question, so thank you to whoever asked it. There is no difference between whether you have a read and publish deal or not. The acceptance is exactly the same. And in fact, we won't know if you intend to publish open access until after the article is accepted. So this really makes no bias in the acceptance rate. Evet, sorunun cevabı böyle. Hiçbir ayrım yok aslında. Açık erişim yayınlansa veya yani read and publish anlaşması kapsamında olsa veya olmasa dahi aynı süreç işte. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Makale kabul edildikten sonra o açık erişim anlaşma detayları devreye giriyor. Yani ondan önceki süreçte aynen devam ediyor. Fark yok. Gülden Toker Hanım, Can Bey, ilettiğiniz formlarda kurumların belirttiği iletişim adreslerine zaten geri dönüşler iletilmeyecek mi? Bizim ayrıca talep etmemiz mi gerekiyor yayın sayısı ya da bilgilerini? Böyle bir soru gelmiş. Aslında evet, güzel bir soru. Güzel bir soru sordular. Ben bildiğim için de yanıtlayabilirim bu kısmını. Çünkü o formlar doldurulup iletildiği için size zaten otomatik olarak iletiliyor olacak bu bilgiler. İlave bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü biz iletişim kişilerini aldık. Yani anlaşma olan kurumdaki kişileri. Bu EBSCO'nun, EBSCO Türkiye'nin verdiği bir hizmet değil mi? Ekstra olarak. Değil. Biz, yayıncı bizden veriliyor ama tüm o anlaşma süreçlerini biz yürüttük yayınlar adına. Tamam. İmzalar, işte forması doldurulacaklara kadar detayları ofisimizdeki arkadaşlar yürüttüler. Teşekkür ediyoruz o zaman. Gerçekten önemli bir çalışma olmuş. Ömer Büyükçınar Bey, dünyada 30'dan fazla ülkede bu anlaşma uygulanıyor dediniz. En büyük anlaşma yapılan ülke hangi ülkedir ve hepsinde anlaşmalar standart mı? Soralım. Another question. You mentioned that this agreement taken apart for more than 30 countries around the world. Are all the agreements have the same conditions or it differs from country to country? Which is the biggest agreement that you signed so far? Well, we have quite a lot that we have in UK, as you might expect, because it's where we have a lot of connections. We have a big agreement in Japan as well. So much like ANCOS, in Japan is done almost countrywide. So we have these sort of, you know, very good top level consortia that are able to go into all of the institutions. I think if anyone is interested, I think we have, I will just take the risk of trying to find it while we're on the call. So forgive me if I can't, but we have in the read and publish agreements page, we have a map, because if you're interested, you can see all of the countries where we are having the agreement. Çevireyim isterseniz. Elbette İngiltere'de bir anlaşmamız var orada. Geniş çaplı bir anlaşmamız var. Zaten bağlantılarımız da çoğunlukla burada olduğu için. Aynı zamanda Japonya'da da tüm ülke çapında imzaladığımız ve ANCOS'un elde ettiği haklara yakın bir şekilde hakların sunulduğu bir anlaşma söz konusu. Eğer çok ilgilenirseniz eğer kendi web sayfamızda Read and Publish sayfasında dünya haritası üzerinde anlaşmanın yürütüldüğü ülkeleri görebilirsiniz. Kenze, do you mind if we can share the link on the chat panel so everybody may access to this webpage? And I think I need to mention that this is regularly updated, because I think that we don't yet quite have Turkey on it, so my colleague is always making new updates, so you will soon be there. So apologies that today you are not quite on it yet, but of course, as we all know, Turkey is there. Ya şunu söylüyor, tabii çok dilen bir şekilde güncelleniyormuş bu sayfa. O harita üzerinde Türkiye'yi göremeyebilirsiniz. Arkadaşım onunla ilgileniyor diyor. Büyük ihtimalle yakın zamanda ülkemiz, yani Türkiye'nin de ismi orada göreceksinizdir. Anlaşma yapılan ülkeler için. Aslında şey de var, yani haritada yok ama şey de var. O listede var Türkiye'nin adı. Şeyde, Switzerland'dan sonra var. Evet, başka sorumuz var mı acaba ona? Okuyorum. Yani aslında gerçekten çok yararlı ve faydalı bir sunum oldu. Dediğimiz gibi zaten sizler EBSCO Türkiye olarak her türlü soruya cevap
verebileceksiniz. Katılımcılarımıza o şekilde söyleyelim. Her farklı detaylı bilgi almak istiyorsanız Mehmet Can Beylerle görüşebilirsiniz. Ömer Bey'den bir soru daha geldi. Dijital lisanslamada şu an 18 dergi var. Burada kullandığınız program size mi ait? Soralım. Can I ask another question? You mentioned that 18 journals were available to make digital licensing on the system. Is this software belongs to you or it's something outsourced by Cambridge University Press? So this is 18 titles that we own. So just to first of all give you an overview, we own about 40% of our titles. So these 18 were just a little slice of our titles that we own that we wanted to start this new process trial with. Sorry, I'm sorry, I couldn't translate it in a correct way, sorry. Asking that if this software that you use to make this process being automatically, is it something your own or it is something that you use outsourced from somewhere else? That's a great question. The software is a third-party provider. They are called Ironclad. And we use them for all of our, you know, licensing. So they also are now providing this solution, this new solution for the author licensing as well. Kullandıkları çözüm bir üçüncü ara third party dedikleri üçüncü parti yazılım şirketinden yer alırlarmış. Aynı zamanda bu lisanslama ile ilgili süreçleri de aynı çözüm ortağıyla yürütüyorlarmış. Sorular vardı şeyle ilgili Can Bey, onu tekrarlayalım. Video kaydı yapılıyor şu an. Gün içinde ya da en geç yarın YouTube kanalımıza eklenmiş olur ve bunu da çeşitli yerlerden duyurmuş oluruz. Merak etmeyin, yani geç katılan ya da katılamayan daha sonradan detaylı şekilde izleyebilir. Başka soru var mı diye bakıyorum. Sanırım bu kadar sorumuz var. Kez Hanım'ı da gerçekten çok yorduk. Bir saati aşan bir yayın yaptık. Çok teşekkür ediyorum ben hem Kez Hanım'a hem de Mehmet Can Bey'e. Buyurun Mehmet Bey. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Emre. Akademi Anadolu Yönetim Kurulu'na çok çok teşekkür ederiz. Bizim özellikle vizyonları için, bu anlaşmayı imzaladıkları, yürüttükleri için çok minnettarız. Umarım ülkemize bir faydası olur. Daha çok uluslararası yayın yapılır ve daha çok kişiye ulaştırılır diye umuyoruz. Kesinlikle. Yani Ankos'a ben de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım Muhammed Bey, Gülsün Hanım, sağ olsun onlar da teşekkür etmişler. Yani gerçekten önemli bir anlaşma. Dilerim hem ECO ile hem de Ankos anlaşmalarına bir örnek teşkil eder ve ondan sonra özellikle büyük yayın evlerinden bu tarz anlaşmalarla devam ederiz diye düşünüyorum. Çünkü bir senedir özellikle pandemi döneminde çok fazla webinar yapıyoruz ve herkesten özellikle bütçeler konusunda çok sıkıntılı günler yaşadığımız konusunda şikayetler geliyor. Bu bağlamda hem bütçemizi daha iyi harcamak hem de daha fazla akademik yayın yapabilmek adına güzel gelişmeler. Ben çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey de Ankos'a bu anlaşma için çok teşekkürler. Umarım diğer firmalara örnek olur. Emeklerinize sağlık demiş. Dilerim diğer firmalarda, diğer yayın evleri de bu konuda daha aktif olurlar. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Thank you very much, Kaz. This was very great presentation. Thank you very much. Teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Ece Hanım da çok teşekkür etmiş. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde yüz yüze görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.